Türkiye gibi halkı Müslüman ülkelerde Marksizm halka karşı daima öcü olarak kullanılmış ve bu politikaların sonucu halk mevcut laik demokratik rejimin yanında tutulmaya, yanına çekilmeye çalışılmıştır. Uzun yıllar annesinin mamasını yemeyen çocuğu bak öcü gelir, öcü yer diye korkutarak mamasını yedirebildiği gibi rejim mamasını da fikri seviyesi düşük halklara Türkiye gibi ülkelerde komünist öcüsü, komünizm öcüsüyle korkutarak yedirmeye çalışmışlar ve rejimin partilerine oy verdire gelmişlerdir. Dikkat edilirse hala aynı kafayı taşıyan, dünyaya yabancı kalmış, dünyadaki gelişmelerden bir haber, zavallı milyonlarca insan işte filan sağ partiye oy vermezsek komünistler gelir iktidara diye doldurulduğu gibi öten papağanlar olduğunu görüyorsunuz. Komünistler hiçbir zaman gelmezdi, gelmeyecekti, gelemeyecekti zaten. Zaten Türkiye gibi ülkelerde komünizmi tehlike olarak ortaya çıkaran, onları destekleyen, palazlandıran sürekli olarak Batı olmuştur. Amerikalılar Türkiye'deki solun baş destekçisi olmuşlardır. Sovyetler Birliği'nin yardımı 100 üzerinden 10 ise varlıklarını onlara güç olarak göstermek suretiyle Batı'nın yardımı 100 üzerinden 90'dan asla hiçbir devirde aşağı olmamıştır. Sürekli olarak sosyalizmi Türkiye'de Batı teşvik etmiş, Batı tahrik etmiştir. Örneğin bir işte komünist anayasası veya sosyalist anayasa komünizme yüz veren, onun palazlanmasını sağlayan anayasa diye itham edilen, suçlanan 1961 anayasası Amerikancı subayların, Türk subaylarının, Amerikancı Türk subaylarının hazırlattığı bir anayasadır. Sıddık Sami Onarların ve onun arkadaşlarının, Hıfzı Veldet Veldedoğulları'nın hiçbirisi komünist olmamıştı, değildi, olamazdı. Onların hazırladığı anayasalar ile Türkiye'de sosyalizm palazlandırılmıştır.